Merhaba, ben Gökhan Ergür. Coelho'nun 1988 yılında yazdığı Simyacı isimli kitabı 67 dile çevrilmiş ve yüz binlerce okuyucuya ulaşmıştır. Bu kadar geniş kitlelere ulaşmasının bir sebebi vardır elbette. Çünkü Simyacı, insanın hayattaki yolculuğuna, insanın hayattaki anlam arayışına bir rehber vazifesi görmektedir. Son dönemde psikoloji odaklı dizilerin, kitapların, yapımların bu kadar çok ön planda olması, satması ve okuyucular, izleyiciler tarafından rağbet görmesinin de elbette bir sebebi var. Bu sebep modern insanın çağın dişlileri arasında sıkışması ve kendisine bir rehber, bir çıkış yol aramasından kaynaklanmaktadır. Simyacı kitabı geniş okurlara ulaşmıştır. Çünkü insanlar kitabın ana kahramanı Santiago'nun yolculuğuna şahit olmak, bu yolculukta kendilerini görmek istemektedirler. Santiago, onların çıkamadığı yolculuğu, yeniden başlayamadığı hayatı başlatan, sürdüren ve bunu cesaretle yapabilen bir kahramandır. Santiago, İspanya'da yaşayan genç bir çobandır ve huzursuzdur. İçinde bulunduğu hayat onu mutlu etmez. Babası bir rahiptir ve babası oğlunun kendisi gibi bir rahip olmasını ister. Ama Santiago hayatı kilisede değil, dış dünyada, öteki ülkelerde arayıp bulmak istemektedir. Santiago'nun hayatı dış dünyada aramak, bulmak isteği içindeki ruhsal huzursuzluktan, boşluktan kaynaklanmaktadır. Bu boşluk duygusu Santiago'yu bazı arayışlara itmiştir ve Santiago yaşamış olduğu bu huzursuzluğu babasıyla paylaşır. Babası elinde olan birkaç altını Santiago ile paylaşır ve oğluna şunları söyler. Bu altınları al ve kendine küçük bir koyun sürüsü oluştur. Bu koyun sürüsüyle beraber dünyayı dolaş. Fakat sonunda dünyadaki en güzel şatonun yaşadığımız şato olduğunu, en güzel toprakların bulunduğumuz topraklar ve en güzel kadınların da bulunduğumuz topraklardaki kadınlar olduğunu görüp evine, yuvana geri dön. Santiago başlarda babasının ne söylediğini tam olarak anlamlandıramasa da bir gün eski bir kilisenin bahçesinde uykuya dalar. Bu uyku esnasında Santiago bir rüya görür ve rüyasında Mısır piramitlerinin dibinde gömülü olan bir hazinenin varlığından haberdar olur. Uyandığı zaman bu rüyayı yaşlı bir kadına yorumlatır. Kadın Santiago'nun yola çıkmasını ve Mısır'daki piramitlere gidip bu piramitlerin altındaki hazineyi bulmasını söyler. Simyacının ilk öğretisi şudur: yola çık. Bulunduğun şartlar her ne olursa olsun insan yola çıkmalıdır. Hepimizin hayatımızda sahip olduğu kişisel bir menkıbe vardır. Kişisel bir yolculuğumuz, kişisel bir hikayemiz vardır. Simyacı burada bize bu kişisel yolculuğumuzu, kişisel menkıbemizi tamamlamamızı ve bunun peşine düşmemizi öğütler. Burada kendimize sormamız gereken soru şu: ben kendi kişisel hikayem için neler yapıyorum, nelerden vazgeçiyorum ve neleri göze alıyorum? Maslow'un ihtiyaçlar piramidindeki en tepede bulunan kendini gerçekleştirme, kendini tamamlama eylemi için bizler bugün neler yapıyoruz? Hepimiz kendi hikayemizi oluşturmak ve kendi hikayemizi tamamlamakla mesulüz. Kierkegaard'ın sorduğu o meşhur soruyu tekrar hatırlayalım. Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Burada Tanrı'nın, yüce yaratıcının bizimle ne kastettiğini, bu dünyaya nasıl bir mesaj verdiğini, kişisel hikayemizin bu dünyada neye karşılık geldiğini bulmak hepimizin öncelikli vazifesidir. Evet kıymetli arkadaşlar, bu dünyadaki amacımız nedir? Bu dünyadaki varmak istediğimiz menzil ve nihayet neresidir? Bunun için neler yapıyoruz sorusunu zihnimizde tutarak yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Fakat insanın en büyük eksikliği, bu soruyu kendisine sorduktan sonra bulduğu cevaplar ve bu cevaplar sonucunda da harekete geçmeme durumudur. Eğer bizler bulduğumuz cevaplar sonucunda harekete geçmezsek, bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz ailede, bulunduğumuz sosyal çevrede daha mutsuz, daha üzgün ve daha depresif insanlar haline dönüşmekteyiz. Şu an hareketsiz kalışımızın en temel nedeni uyuşmuş olmamızdır. Teknolojik aletlerle, parayla, makam hırsıyla hepimiz bir şekilde uyuşuk bir halde,
önümüze sunulan hayatı yaşama peşindeyiz. Bu çemberi yarmak, bu çemberin dışına çıkmak hepimiz için çok zor ve çok ağır bir görev gibi gelmektedir. Fakat olgunlaşmak, ilerlemek, huzuru bulmak, kendimizi keşfetmek ancak yolculuk sayesinde olur. Simyacının bizlere sunduğu en temel önermelerden biri ise yola çıkmayanların kaybedeceğidir. Kitapta kişisel menkıbelerini, kişisel yolculuklarını tamamlayamayanların, yoldan dönenlerin ve bu yolculuğa başlamayanların dünya ve ruh hazinelerine kavuşamadıkları, anlamlarını bulamadıklarıdır. Terapi odaları keşke sesleriyle inler kıymetli arkadaşlar. Keşke ona sevdiğimi söyleseydim, keşke o işten ayrılsaydım, keşke ona son bir defa daha sarılabilseydim nidalarıyla inler. Bizler hayatımızda bu keşkelerin sayısını azaltırsak eğer, gönlümüzden geçenleri uygulamaya, eyleme dökebilirsek eğer, daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat sürebiliriz. Simyacı da bizlere bunu öğütlemektedir. Eğer keşkelerle dolu bir hayat yaşarsak, ömür boyu eksik ve pişman oluruz. Bu pişmanlıklar da bizim anlamlı bir hayat sürmemizi engeller. Yola çıkmak, başka biri olmayı göze almaktır. Fiziksel ve ruhsal olarak yaralanmalara zemin hazırlamak, imkan sağlamaktır. Kişinin bulunduğu yer ile bağlantısını koparması oldukça zordur. Bunu biliyorum. Ama hayat bu kopuşlardan ve bu ilerleyişlerden ibarettir. Bizler eğer bu kopuşları ve ilerleyişleri gerçekleştiremezsek, kişisel yolculuğumuzu da tamamlayamayacağız demektir. Simyacıda bu zorluklar sıklıkla dile getirilmiştir. Karakterimiz Santiago'nun karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklar karşısında takındığı tavır hepimize örnek olmalıdır. Santiago bu güçlükler karşısında vazgeçmez, pes etmez ve bu güçlüklerin kendisine dünyayı, hayatı öğretmesine müsaade eder. Modern insanın en büyük kusurlarından bir tanesi de zorluklar karşısında kolayca pes etmesidir. İnsan hayatını mutlu olmak, mutlu bir şekilde yaşamak üzerine kurmaya çalışmaktadır. Fakat insan hayatında mutluluklar kadar mutsuzluklar da mevcuttur. Gülümseme kadar gözyaşı da vardır. Fakat bizler mutsuzlukları, üzgünlükleri ve kırgınlıkları öteleyip her daim mutluluklara kucak açmak isteriz. Bu durum aslında henüz bizler küçükken başlıyor. Ebeveynler çocuklarını her türlü tehlikeden, her türlü olumsuzluktan koruyup kollamak ister ve çocuğun hayatı tanımasına, hayatı görmesine, zorluklarla baş etmesinin de önüne geçmiş olur bu sayede. Ama böyle bir ortamda çocuk zorluklarla nasıl baş edeceğini, zorluklar karşısında nasıl güçlü kalıp bu zorluklardan, bu problemlerden sıyrılacağını bilemez ve kolaylıkla gardını düşürüp hayata, zorluklara teslim olur. Kendi hayatlarınızı düşünün kıymetli arkadaşlar. Yaşamış olduğunuz zor deneyimler nihayetinde çıkarmış olduğunuz hayat derslerini, mutsuzluklarınızdan, üzgünlüklerinizden elde etmiş olduğunuz o kıymetli deneyimleri düşünün. Bugün sizi siz yapan, ayaklarınızın üzerinde durmanızı sağlayan güç, işte bu zor yaşam olaylarından kaynaklanmaktadır. Bu zor yaşam olaylarının sizlere öğrettiği kıymetli yaşam deneyimlerinden kaynaklanmaktadır. Simyacının en kıymetli öğretilerinden bir diğeri ise yaşamış olduğumuz acılardan ne öğrendiğimizi kendimize sormamızdır. Santiago karşılaşmış olduğu problemler sonucunda kendisine şunu sorar. Bu acı bana ne öğretti ve bu acı benim kişisel menkıbemi tamamlamam için bana nasıl bir yardımda bulundu? Bizler de hayatımızda bu soruları kendimize sorup yaşamış olduğumuz problemler içerisindeyken bu sorulara cevap ararsak daha güçlü bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Çıktığımız kişisel yolculuklarda elbette ki bazı problemler yaşayacağız. Yolumuzun üzerine bazı engeller çıkacak ve bizi hedefimizden alıkoyacaktır. Fakat bu hedeflerin üzerine gitmek, bu hedeflerin anlamını, bu hedeflerin ruhunu anlamaya çalışmak bizlerin işini kolaylaştıracaktır. Santiago yolculuğu esnasında Fatıma isimli bir kızla tanışır ve bu kıza aşık olup ona evlenme teklif eder. Fakat Fatıma ona şunu söyler. Eğer kişisel menkıbene ulaşmadan benimle evlenirsen hayatımız boyunca mutsuz olacağız. Şimdi git ve o hikayeye ulaş, o hikayeyi tamamla der. Burada Coelho'nun bize vermek istediği mesaj şudur.
İnsan çıkmış olduğu yolculuklarda bazen hırsın, bazen aşkın, bazen tutkunun peşine kapılıp gidebilir. Ama önemli olan bunları göz ardı edip yolculuğumuzu sürdürmektir. Kitaptaki Fatıma karakterinin Santiago'nun ona karşı duyduğu aşk karşısında kalbini dinle, yoluna devam et mesajı da aslında Coelho'nun bizler için söylediği, bizler için sunduğu tekliflerdir. Santiago'nun karşısına sık sık yaşlılar çıkar. Bu yaşlıların isimleri önemli değildir kitapta. Önemli olan bu kişilerin yaşlı bilginler olmasıdır. Çünkü bu yaşlı bilgeler Santiago'ya rehberlik eder. Yeri geldiği zaman onun yakasından tutup silkeler ve onu doğru yola iletir, doğru yola kavuşturur. Fakat günümüzde modern insanın hayatındaki bu yaşlı bilgeler, yaşlılar ne yazık ki yoktur. Bizler yaşlıları merkezden uzaklaştırdık ve hayatımızı çekirdek aileler olarak sürdürmeye karar kıldık. Bizlere yol gösterecek yaşlılara, bilgelere, büyüklere ihtiyacımız var. Kitaptaki hakim söylemlerden bir diğeri ise evrenin ruhu, dünyanın ruhudur. Bizler eğer temiz niyetle ve iyi niyetle yola çıkarsak, kişisel hikayemizi gerçekleştirmek için mücadele edersek, dünyanın ve evrenin ruhu bize yardım edecektir. Romanın sonunda Santiago Mısır'daki piramitlere ulaşır ve anlar ki aslında aradığı şey bu piramitlerin dibinde değil, evinde, yuvasında yani babasının öngördüğü yerdedir. Simyacı bize şunu söyler. Uzakta aradığın şey bazen yanı başında olabilir. Bazen tam kalbinde olabilir. Fakat buna ulaşmak için yola çıkmalı, çeşitli acılardan, çeşitli zorluklardan geçmelisin. Hazine aslında insanın içindedir kıymetli arkadaşlar. Önemli olan o hazineyi bulmak için her şeyi göze alıp yola çıkmaktır. İsmet Özel'in Sebebi Telif isimli şiirinde de söylediği gibi bize ait olan aslında ne kadar da uzaktadır. Kıymetli arkadaşlar, simyacı bize yola çıkmamızı, kişisel hikayemiz için, hayatı anlamlı kılabilmemiz için ve varoluşumuzu tamamlayabilmemiz için yola çıkmamızı öğütler. Bu yola çıkışta, bu serüvende elbette ki bazı yaralar olacak, bazı kırgınlıklarımız olacak, bazı gözyaşları olacak. Ama önemli olan bu zorluklara göğüs gererek, bu gözyaşlarını içimize akıtarak yolculuğumuza, mücadelemize devam etmektir. Bizler devam ettikçe hayat, yazgı, kader bizim işimizi kolaylaştıracak, aşılmaz gibi görülen engelleri aşmamıza vesile olacaktır. Biz yeter ki yola çıkalım ve yolda olalım. Ben Gökhan Ergür. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.